Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine önemli bir konu var. İzleyicilerimizden de gelen sorulardan birisi böyleydi. Şimdi bazı kimseler Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifleri var. Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu diye. Bunu öne sürerek sünneti terk edenin, sünnetlerden birini terk edenin şefaate kavuşamayacağını öne sürüyorlar. Tabii sünnet deyince ne anlıyorlar onu bilemiyorum ama sünnet o kadar çok ki Peygamber Efendimizin yaptığı, bizim hemen hemen hayatımızın tamamını kapsayacak şekilde sünnetler var. Yani yatmaktan, kalkmaktan, yemek yemekten, tutun da abdest almaya, namaz kılmaya kadar bunların sünnetleri de var. O kadar çok ki. Yani ister istemez bilmiyorum hani kim bunların hepsine uyar ama bunlardan birini bile terk etsek ki her gün onunu, yüzünü, binini terk ediyoruz. O zaman bizim Peygamber Efendimizin şefaatine kavuşmak gibi bir şansımız yok mu? Şimdi Mustafa Bey, ulul azm peygamberlerden İsa Aleyhisselam. Bu mübarek zat buyuruyor ki Allah-u Teala'nın izniyle dua ettim, Allah-u Teala ölüleri diriltti. Ölüleri. Ve yine Allah-u Teala'nın izniyle, onun emriyle dua ettim, Allah-u Teala anadan doğma amaların gözlerini açtı. Açtıran Cenab-ı Hak, diriltende Cenab-ı Hak. Onu ifade ediyor. Fakat buyuruyor, cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Mürekkep yalamış cahil ya. Yarı cahil. Yarı cahil. Yarı diplomalı cahil. Diplomalı cahil. Diplomalı cahil. Bunun tedavisini bulamadım. Bu bütün branşlarda böyle. Tıpta da, ilahiyatta da, hukukta da, diğer konularda da. Hepsinde böyledir. Yarım hoca dinden eder, yarım doktor da candan eder derler. Candan eder derler. Şimdi temelin üstüne atarlar hep de işte yine öyle anlatalım. Yani Karadenizler şey yapmasın, üzerlerinden anlatsın. Temel üzerinden anlatırlar. Hani İç Anadolu'da da hep Nasrettin Hoca merhumun üzerinden anlatırlar ya fıkraları. Şimdi bir gün belki Anadolu'da gezerken görmüşsünüzdür. Benim doğduğum köyde de şey minare ahşaptı tahtadan. Fakat o ahşap minareler caminin içinden değil dışından merdivenle yapılıyor. Evet. Ahşap bir merdiven yapılıyor, oradan da çıkılıyor. Zaten çok yüksek değildir o. Değil. Şimdi o dışarıdan merdivenle çıkılıyormuş o kasabadaki minareye de. Fakat bir fırtına şey çıkıyor falan, bir çürüme olmuşmuş. Merdiven küt diye düşmüş. Eyvah. İmam da kalmış minarede. Başka da bir işi yok. Toplanmışlar ahali. Kurtaracaklar. Nasıl kurtarırız falan. Temel gelmiş o sırada. Şöyle bakmış. Demiş bir urgan, halat getirin. Getiriyorlar. Ucuna bir şey bağlıyorlar. Yukarıya ata ata imam yakalamış. Bağla benimle demiş. Bağla. Bağlattan sonra halka demiş ki asılın. Asılıyorlar. Küt diye indiriyorlar aşağı. İmam da ölmüş. Ya demişler nasıl oldu bu? Temel demiş ki ya demiş biz böyle bir adam kurtardıydık ama aşağıdan yukarıya mıydı, yukarıdan aşağıya mıydı onu tutturamadım demiş, tamam mı? Onu tutturamadım. Hani şimdi bu niye anlatılıyor? İşte yarım yamalak bilgi böyle yapar. Öldürür adamı. Öldürür adamı. Öldürür adamı. Dolayısıyla dini konular da öyle. Dini konular da öyle. Mesela Osmanlı, Selçuklu ve daha önceki dönemlerde dini konularda birisi bir şey söylediği zaman hemen şak diye alimler huzurunda söylediğini ispat ediyorlar ayet-i kerime, hadis-i şeriflerle. İspat edemezse doğru söylenir. İtiraz ederse başı giderdi. Yani laf olsun diye değil. Şimdi tabii dini yıkmak için herkese fırsat veriliyor. Yani bir sürü eften püften adam bile aynı şekilde din hakkında konuşuyor. Hatta o TGRT eski binasındayken bir gün böyle bir baktım bir televizyonda spor akademisinde profmuş. Spor akademisinde. Alan diyor ki işte diyor din diyor gericiliktir diyor. Matbaayı bile diyor sokmadılar falan.
ya dedim ne ahmak ya, profesörlük makamına gelmiş ama orada bu lafı söylemeden önce bir altyapısını araştır. Matbaa Türkiye'ye geç girdi Osmanlılar döneminde. Sebebi Mustafa Bey sadece İstanbul'da 90 bin hattat vardı diyor. Bu hattat bildiğimiz hat yazan değil. Kitap yazan. Kitap yazan. Bununla geçiniyorlar. Bu adamın hanımı var, çocukları var. 90 bin. Her hanede 4 kişi olsa 4936-360 bin kişi o dönemde o nüfus sayısına göre sen yarım milyon insana çöpe mi atarsın? Ekmeğini. Ekmeğiyle mi oynasın? Yani. Onun için matbaaya Osmanlı döneminde kademeli geçilmiştir. Önce bunları belli şeylere kaydırarak, belli şeyler vazifeleri ihdas ederek kaydırarak onun için gecikmiştir. Yoksa Şeyhülislam fetvası var o konuda. Diyor ki matbaa, işte gavur icadı. Yalan onların hepsi. Kafirlerin uydurduğu şeyler. Olur mu öyle şey? Sen kafana göre aynı şekilde şey yaparsan, böyle anlayış yaparsan olmaz. Şimdi bakıyorsun adam başında sarık var, sakal var neyse. Veyahut da isminin başında akademik bir şey var, borç var, prof var neyse. Bakıyorsun konuşuyor. Efendim diyor sünneti terk eden şefaatim haram oldu. Bu dediği doğru. Bu hadis-i şerif çünkü. Sünnetimi terk eden şefaatim haram oldu. Bu hadis-i şerif. Daha önce bir sohbette sormuştunuz. Hani bir Müslüman dinini öğrenirken evet. Kur'an-ı Kerim anlayamayız. Hadis-i şerifleri de anlayamayız dedim. Diyebildim. Doğru. İslam alimleri naklettik. Evet, aynı. Şimdi Şeyhülislam Ahmed İbni Kemal Paşa rahmetullahi teala aleyh Şerhi Hadisi Erbain isimli kitabında sünnetimi terk eden şefaatim haram oldu hadis-i şerifini şöyle açıklıyor. Bu hadis-i şerifteki sünnet demek, bu hadis-i şerifteki sünnet demek İslamiyet yolu demektir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı demektir diyor. Çünkü mümin kimse büyük günah işlese de şefaatten mahrum olmaz. Ne oldu şimdi? İslam alimleri diyor. Hadis-i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edecek. Sünnet terk etti şefaatten mahrum oldu. Adam içki içti şefaata kavuştu. Öyle mi? Bunu gence anlattın. Ne diyecek genç şimdi? Ne diyecek genç şimdi? Buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hak Teala'dan getirdiği dine tabi olmak lazımdır. Bunu terk eden şefaata kavuşamaz. Buyuruyor Ahmed İbni Kemal Paşa. İslamiyeti terk eden. Evet, İslamiyeti terk eden şefaata kavuşamaz. Evet. Yoksa büyük günahçılığına da şefaat edeceğim buyuruyor. Şimdi o ne demek efendim falan diye dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mustafa Bey, yemekten önce el yıkamak, yemeğe oturunca tuzla başlamak, tuzla bitirmek, yemekten sonra el yıkamak sünnettir. Şimdi bizi izleyenlerden, biz bunu tuzla hiç başlamadıydık, ne olacak? Şefaatten mahrum mu kaldık? Abdesti kıbleye dönüp öyle almak sünnettir. Geçiyor kitaplarda. Her uzvu üçer defa yıkamak sünnettir. Başın tamamını meshetmek, abdesti söylüyorum, sünnettir. Şimdi bizi izleyenlerden, biz başın tamamı değil, dörtte bir farz. Tamamını meshetmek sünnet. Terk ettin senelerce, ne oldu, şefaatten mahrum mu kaldın? Hadi izah et bakayım bir. Şimdi kazaya kalan, namaz borcu olan bir kimse, dört mezhebin üçünde, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, biraz da İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, bunun kazaya kalan namaz borcu olduğu için, beş vakit namazın sünnetlerini ve diğer sünnetleri, diğer nafileri kılması bunun haramdır buyuruyor. Peki ne yapacak? Onların yerine kaza kılacak. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Biz bunu mesela TGRT FM'de aynı şekilde senelerde İslam ve toplumda anlatıyoruz. Adam çıkıyor işte, bak diyor, sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu. Sünnet terk edilmez. Be ahmak adam. Bugün sen öyle haramlar işliyorsun ki, öyle sünnetler terk ediyorsun ki, ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnettir. Ne yaptın? Katlettin. Değil mi? Hoparlörle okudun. Ne yaptın sünneti? Bir daha katlettin. Yok ettin. Kaldırdın attın. Bidat işledin. Bidat sahipleri de cehennemin köpekleridir buyuruluyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun? İşte İslam alimlerinin kitaplarından alıp da nakletmezse böyle rezil ve rüsva da olur. Hatta
Şir Abdülislam kitabında bu hadis-i şerifteki sünnet yapması vacip olan şeyler demektir. Bu da eshab-ı kiramın ve tabiinin, tebe-i tabiinin rahmetullahi aleyhim icmain imanı ve ibadetleridir. Bu sünnete yapışanlara ehli sünnet denir. O halde hadis-i şerifin manası inanılacak şeylerde ve yapılacak ve saklanacak işlerde ehli sünnetten ayrılanlar şefaata kavuşamayacaklardır demektir. Az öncekiyle aynı hemen. Aynı. Evet. Ehli sünnet alemleri açıklıyorlar. Ve bir hadis-i şerif var. Ümmetimin arasında fitne fesat yayıldığı zaman sünnetime sarılan 100 şeyi sevap verilir. Hadis-i şerifi de selefi salihin zamanındaki iman ve ahkam-ı İslamiye bilgilerine uyan kimseye 100 şeyi sevabı vardır demektir. Hmm. Ya. Şimdi bazısı mesela efendim diyorsa kal sünnet bunu terk ettim mi şefaata kavuşamayacaksın falan. Senin imanın ehl-i sünnet değil arkadaşım ya, kaybetmişsin gitmişsin sen. Sakal seni nasıl kurtarsın? Sakal sen nasıl kurtarsın değil mi? Sakal seni nasıl kurtarsın? Ve bir de aynı şekilde ben diyor işte 3 numara sakal bırakıyor. Bir de. Halbuki İbn Abidin de Hanefi mezhebi kitabında eğer çoluğun çocuğun nafakasını temin edecekse o sakalı aynı şekilde tıraş etmenin caiz olduğu da bildiriliyor. Hani bazılar diyor efendim siz böyle naklediyorsunuz ama kendiniz sakal bırakmıyorsunuz. Biz kitaba uyuyoruz. Kitapta bildirilenlerle amel ediyoruz. Fitne çıkarmıyoruz. Fitne çıkarana da lanet ediliyor. Ve Riyadun Nasihinde de İmam-ı Nasuriddin Seyyid Ebul Kasım Semerkandi diyor ki bu hadis-i şerif ümmetim arasında fesat çıktığı zaman ehl-i sünnet ve cemaat itikadlı olup 5 vakit namazı cemaatiyle kılana 100 şeyi sevap verilir demek. Dolayısıyla efendim yani hadis-i şerifteki bildirilen sünnet Allah-u Teala'nın dinidir. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri'dir. Yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği dinden ayrılan şefaata kavuşamaz demektir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamız bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. Ahiret muamelatı, ahiret işleri zillerden değildir. Ahirette azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilenlerin nazarında birkaç günlük bela ve mihnet devamlı rahata sebep olduğundan aynı rahattır. Rahatın ta kendisidir. İnsanların dedikodularına bakmazlar. Ahiret azabı hakkında peygamberlerin söz birliği var iken felsefecilerin sözlerine itibar olunmaz. Bu azap akli değil, hissidir. Bizzat tadılacak şekildedir. Ahiretin yaratılış ve mevcudiyetine dünyanın yaratılış ve mevcudiyetini mukayese etmek mümkün değildir. Ahireti verip dünyayı almak ve haktan halka yüz çevirmek cünun ve sefahettir. Delilik ve akılsızlıktır. Âgâhlık, uyanıklık Allahü Teala ile batının huzurundan ibarettir. İlmi huzuriye benzer ki devam lazımdır. Ayakların zinası, İslamiyet'in yasak ettiği yere, haramlara gitmek. Gözlerin zinası, İslamiyet'in yasakladığı haramlara bakmaktır. Aynada hoşa giden suretin görünmesi, hariçte hakiki görmek gibi tesir eder. İbrahim aleyhisselam, Habibullah'ın ümmetine dahil olmayı temenni buyurmuştur. İbrahim aleyhisselamın şanının yüksek oluşu, Hak Teâlâ'nın düşmanlarından teberrî etmek, kaçınmak vasıtasıyladır. İbrahim aleyhisselam, Halilullah'tır.
görürdük. Cennet, cehennem, melek, cin, uydurma şeylerdir, diyorlar. Böyle yalanlarla, gençlerin dinini, imanını, baba ocağından almış oldukları edep ve hayalarını yok etmeye çalışıyorlar. Zavallı yavruları aldatıp, kendi alçak istekleri, zevkleri, kötü kazançları uğruna gençleri feda ediyorlar. Cenneti, cehennemi kim görmüş, görülmeyen şeye inanılmaz diyerek, his uzuvlarına tabi olduklarını bildiriyorlar. Halbuki hayvanlar, his uzuvlarına tabi olur. İmam-ı Gazali buyuruyor ki, insanlar akla tabi olur. İnsanların his uzuvları, hayvanlardan geridedir. İnsan, kedi köpek kadar koku alamaz. Karanlıkta, onların gördüğü gibi göremez. Sonra her şeyde, göze nasıl inanılır ki, çok yerde akıl, gözün yanlışını çıkarmaktadır. Mesela göz, güneşi pencere içinden görüp, pencereden küçük sanıyor. Akıl ise, dünyadan da büyük olduğunu söylüyor. Bu kâfirler acaba, biz gördüğümüze inanırız, güneş dünyadan daha büyük olur mu diyerek, akla inanmıyorlar mı? Hayır. Burada, onlar da, Müslümanlar gibi akla inanıyor. Görülüyor ki, insanlar, dünya işlerinde, hislerine değil, akıllarına uyarak, hayvanlardan ayrılmaktadır. Bunlar, ahiretteki şeylere inanmayız diyerek, his organlarına bağlı kalıyorlar da, niçin akla uymuyor, burada da insanlık derecesine yükselmek istemiyorlar? İslamiyet, insanların tekrar yaratılıp, sonsuz yaşayacaklarını, hayvanlarınsa, kıyamette hesaplaştıktan sonra, yok olacaklarını bildiriyor. İnsanlara, ebedi hayat vaat ederek, hayvanlardan ayırıyor. Bu kâfirlerse, hayvanlar gibi, ebedi hayattan mahrum kalmayı beğeniyorlar. Emir Hüsrev Dehlevi rahmetullahi aleyh. Bir gün, genç bir kimseye buyurdu ki, evladım, geçirme namazını, budur ilk nasihatim. Namaz, ruhun gıdası, kalplerin şifasıdır. Hatta bu, Rabbimizin bir emri, yani farzdır. Buna rağmen bir mü'min namazı kılmıyorsa, bunun için Rabbinden korkup utanmıyorsa, ondan daha hayırsız bir kimse olmaz elbet. O kimse, ahirette pişman olur be gayet. Derdi ki, kim beş vakit namazı kılar ise, en büyük sermayenin sahibidir o kimse. Zira namaz kılmamak çok büyük bir günahtır. Onlar henüz kabirde azaba yakalanır. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için beş vakit farz namazı muhakkak eda edin. Müslüman namazını kılmalıdır muhakkak. Yoksa mahşer gününde azap görür o mutlak. Bir mü'minin izzeti, günahtan kaçınmaktır. Şerefi, geceleri kalkıp namaz kılmaktır. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey insan! Dikkat et! Ahiretin olmasın sakın ziyan! Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret! Zira dünya geçici, ebedidir ahiret! Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun, kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu bellidir o kişinin. Derdi, nasıl yağmurla can gelirse yerlere, namaz kılmak ile de nur dolar gönüllere. Şu iki şey vardır ki, çok büyük bir nimettir. Bu fırsat eldeyken, kaçırmamak gerektir. Biri, veli kulların sohbetinde bulunmak. Öbürü, geceleri kalkarak
namaz kılmak. Bir günde buyurdu ki, oğlum, sen ne garipsin. Kulları memnun edip, Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, kazaya bırakırsın onlar için namazı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, beş vakit namazına titizlikle devam et. Müslüman kadınların ölümüne dair. Şimdi o avret ki, lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa, ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese ve kendisinden zevci hoşnut olsa, o hatuna ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf dururlar ve ona izzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi, gel çık, ne eylersin dünya sarayında? Senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip günahını bağışladı. Sana cennet ihsan etti. Gel emanetini teslim et, derler. O hatun bu mertebeyi görüp ruhunu vermek istedikte etrafına bakıp, benimle dostluk edenleri yargılayıp rahmet etsin, sonra teslim edeyim, dedikte melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edeler. Bunun üzerine hitab-ı izzet gelip, izzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım, buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra melekül mevt, 120 rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallak-ı Alem sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Ayşe'ye müsahip eyler, derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler, içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve melekül mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, görün benim halimi de ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu demleri görüp, vefasız, yalancı dünyanın mekrine aldanmayınız. Kabir yarılıp, iki sual meleği, münker ve nekir zuhur eder. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmakta ola. Bu halde ona yakın gelip diyeler, men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke, yani Rabbin kimdir ve dinin hangi dindir ve peygamberin kimdir? Bunlara doğru cevap verirse, o melekler onu Hak Teâlâ'nın ona rahmetiyle tebşir edip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum, diye cevap verir.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'nın Osman Gazi Belediyesi'nin Tophane semtinden sesleniyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz bu programlarımızda ecdadımızın sizlere tanıtılmasıyla beraber türbelerinin bıraktıkları hayrat eserlerin, camiler, imaretleri tanıtmakla beraber ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan bir seferberlikte bu tarihi mekanların tarihe uygun olarak çevre düzenlemesinin yapılmasını da göstermek istiyoruz. Ve gösteriyoruz zaten. Her programımızda hemen hemen bundan bir miktar gösteriyoruz. Sebebi de birçok yerdeki belediyelerimiz bu hususlarda, büyük şehirlerimiz, onlar da inşallah böyle seferberlik yaparlar. Ve sadece eseri düzeltmek, restore etmek değil, eserin etrafını da kendisine ulaşılabilir bir hale getirmektir ana gaye. Eğer öyle olmazsa insanlar bir sürü sıkıntıyla beraber bir tepenin başına çıkarlar, bir yeri ziyaret ederler. Etrafta çer çöp çok uygunsuz olur. Bursa'da bunu bulamazsınız. Bir tek kağıt parçası dahi görmek mümkün değil. Şu anda burada şantiye olduğu halde şantiyeyi de gene öyle yapmışlar ki ziyareti hiç kesmemek üzere bir şantiyede inşaat düzeni almışlar. Herkes bir tarafta kendi işini yapıyor ama halkımız da geliyorlar, ecdadını, dedelerini ziyaret edip dualar ediyorlar, moral buluyorlar ve gidiyorlar. Orhan Gazi, dedeleri Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiği 1281'de dünyaya geldi. 1359'a kadar yaşadı ve 35 sene saltanatı sürdü, yani hükümdarlığı sürdü. Kendisi yiğit görünümlü birisiydi. Hakikaten şöyle tasvir ediyor kitaplar, uzun boylu, beyaza çalar ela gözlü, çatık kaşlı, koç burunlu, mutedil sakallı birisi idi. Heybetli, cesur, cömert, adaletli ve kerimdi. Kerim affedici ve bağışlayıcı, bir şeyler verici insanlara, kimse manasına geliyor burada. Başına kalen süve giyerdi sadece alaylarda. Şimdi türbesinin başında da bu kalen süve, yani sarık var. Diğer zamanlarda başka bir başörtüsü kullanır idi. Cülusunu müteakip, tahta geçişini müteakip oğlu Murat doğdu. Efendim, sonra Süleyman Paşa doğdu ve bir kale fethi haberi alındı. Bunun üzerine, bu haber üzerine babasının hastalığında, yani Osman Gazi'nin hastalığında kendisi babasına kaimakamlık etti. Kaimi makamlık etti. Yani hükümdar yerine görev yaptı. Ama hükümdar yine babasıydı, ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı. Zaten Osman Gazi'yi anlatırken onu da orada anlattık. Çocukları oldu. Süleyman, Murat, İbrahim, Halil, Kasım. Süleyman Paşa denilen kimse aslında paşa değil ama Osmanlı'ya göre babası padişah olduğu sırada doğan ilk çocuğa paşa deniyor. Rumeli Fatihi, rahmetli Süleyman Paşa ve orada şehit olan kimse işte Orhan Gazi'nin büyük oğlu idi. Oğulları sonradan Murat, İbrahim, Halil ve Kasım. Kasım ve Süleyman babaları sağken vefat ettiler. Ve Murat Han da babasının vefatından sonra tahta çıktı. Şimdi geçelim içeriye, sandukasının başında birkaç şey anlatalım. Babasının vefatında geride ağabey Alaaddin Paşa kaldı. Bir de Orhan Gazi var. Şimdi hangisinin hükümdar olması lazım? Elbette ki örfe adete göre Alaaddin Paşa'nın hükümdar olması lazım. Dedi ki Alaaddin Paşa'ya, abicim sen hükümdar ol, ben senin emrinde çalışayım. O da dedi ki hayır, rahmetli babam sağlığında Osman Gazi için sağlığında sana hep vekaletler verdi. Seferlere gönderdi. Sen de maşallah başarıyla o görevleri ifa ettin, yaptın.
Şimdi bu iş sana düşer. Sen bizim çobanımız ol ve bu sürüyü sen idare et. Ben de sana elimden geldiğince yardımcı olacağım diye neredeyse yalvardı. Bunu emir telakki eder Orhan Gazi de saltanatı kabul etti. İki kardeş, Alaaddin Paşa hayatta olduğu müddetçe iki kardeş çok güzel geçindiler. Osmanlı Devleti'nin esas devlet teşkilatının kurulması Orhan Gazi zamanında oldu. Bunu kuran da Alaaddin Paşa idi. Bir devlete neler lazımsa bir vezir tayin edilmesi, efendim buna benzer daha başka bir kazaskerin bulunması gibi beyler beylerinin olması, yani tek kumandanla değil birçok kumandanla yönetimin sağlanması hususlarını hepsini Alaaddin Paşa tespit etti ve devletin devlet çarklarının tıkır tıkır işlemesini sağlayan o kimsedir. Sen de askerinin başında bulun ve dıştan gelecek düşmanlara bak. Biz burada içteki bu işleri, devlet işlerini yürütürüz. Hakikaten güzel bir devlet teşkilatı kuruldu. Orhan Gazi de Karesi oğullarıyla iyi bir dostluk kurdu. Herhangi bir kavga gürültü olmadan, aralarında bir savaş olmadan pekala Karesi Beyliği ile Osmanlı Beyliği birleştiler. Ki Evranos oğlu da veya Evranos Bey de Karesi oğulları ailesindendi ki Osmanlı'nın Avrupa'ya geçiş yıllarında Trakya'nın fethinde çok büyük hizmetler yapmış, uzun süre yaşamış ve hep hizmetine anılmış bir kahramandı. Allah rahmet eylesin. Orhan Gazi ileri çok iyi gören bir kimseydi. Oğlu Süleyman Paşa'yı Avrupa'ya geçmeye ikna etti. Daha doğrusu görevlendirdi. İkna deyince hani ben gitmem gitmem diyor da o da gidecek. Hayır öyle değil. Yani neyin lazım olduğunu ona birer birer anlattı. Yani Osmanlı bir denize ulaşmak istiyordu. Açıkçası. Bir denize. Osmanlı bu devrede bir denize değil, üç denize ulaştı. Üçüncü denize de ulaştıktan sonra Osmanlı Devleti imparatorluğa doğru ilk adımını atmış oldu. Malum olan hikayeyle 80 kişilik kahramanlar topluluğu bir salla Çanakkale bölgesinden Gelibolu'ya çıktılar. Gelibolu'da birçok yerlerde fetihler olmaya başladı. Hele Çimpe Kalesi'nin bir zelzele sebebiyle duvarlarının yıkılıp da kale kendiliğinden yani hiç harp edilmeden Osmanlı'nın eline geçmesi Bizanslar için ilahi bir cezalandırma kabul edildi ve korktular bu gelenlerden. Osman Paşa ve Süleyman Paşa ve arkadaşları Trakya bölgesinde bu hizmetlerini başarıyla genişlettiler. Evvela bir köprübaşı, arkasından da bir genişletme harekatına girdiler. Ta Edirne'ye kadar olan Trakya bölgesi ve Silivri'ye kadar olan hat, Silivri ile Vize arasındaki hat olduğu gibi Türk ve Müslüman devleti oldu. Yani İstanbul'un fethinden senelerce önce Edirne, İstanbul'un fethine beşiklik edecek şekilde Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Edirne'deki hazırlıklardır ki, Edirne ve civarındaki insanların yardımlarıdır ki, İstanbul hazırlıkları, fetih hazırlıkları çok kolayca tamamlandı ve İstanbul fetholuldu. Yoksa İstanbul'un fethinde bir Fatih Sultan Mehmed'i anmak, yani bir zaferde bir Fatih Sultan'ı Mehmed'i anmak doğru bir olay değil. İlla ki onun yardımcıları da vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, efendim, bana Allah-u Teala bu dini nasıl yaydığımı sorarsa, arkadaşlarım vardı, onlarla yaydım diyeceğim şeklinde Eshab-ı Kiram efendilerimize sözleri vardır. Oğlu Süleyman Paşa, zaferler üstüne zaferler koyarken, bir gün herhalde ki eceli geldi, önünde bir yaban kazı konuyor, kalkıyor. Yaklaşınca kalkıyor, bir daha konuyor. Bir daha kalkıyor, bir daha konuyor. Bunu yakalamak isterken, atın üzerinde giderken bir çam dalını alnını
çarparak efendim atın üzerinden yuvarlandı. Atı da vefat etti, öldü. Süleyman Paşa da orada şehit oldu. Gelibolu Bolayır'da kabri vardır. Efendim oraya defnedilmiştir. Yani Çanakkale Boğazı'ndaki bu tarafa geçişlerin nöbetçiliğini devraldı ve hala o nöbetçiliğini devam ettiriyor. Efendim Orhan Gazi'yi bu kadar anlattıktan sonra, kabrini bu şeylerini de gösterdikten sonra, 10-12 tane de burada çeşitli kabirler var, sandukalar var. Bunlardan mühim olanları Nilüfer Hatun, ki malum Osman Gazi'nin Bilecik tekfurunun kendisini tuzağa düşürmeye çalıştığı bir sırada, efendim tuzak öyle kurulmaz böyle kurulur diye Çakırpınar'ındaki düğüne davetinde kaleyi 40 tane yiğite aldırdı, Bilecik Kalesi'ni, ve düğündeki gelini de efendim oğlu Orhan Gazi'ye çevirdi. O tarafa çevirdi. Nilüfer Hatun iyi bir Müslümandı. Burada yaptırdığı hayrat eserleri vardır. İzlik'te Nilüfer Hatun imarethanesi vardır. Efendim imareti vardır. Çok hayırsever bir hanımefendiydi. Burada beynin yanında yatıyor. Sultan Selim Han'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın ağabeylerinden Şehzade Korkut da burada yatmakta. Ve Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra kardeşlerin arasındaki ihtilaflı çatışmalar neticesinde Edirne bölgesinde öldürülen Musa Çelebi'nin de, ki orada hükümdarlık ilan etmişti, sultanlık ilan etmişti, onun da kabri buradadır. Ziyarete de açıktır. Şimdi biz buradan bu Tophane Meydanı'ndaki park olan yerdeki, Ordu evine yakın olan park olan yerdeki Abdülhamit Han'ın hatırası olan Saat Kulesi'nin yanına gidiyoruz efendim. Şu anda Tophane semtindeki Ramazan toplarının bulunduğu yerdeki, yani Osman Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu meydanın bir köşesinde Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Saat Kulesi'nin önündeyiz. Bu Saat Kulesi'nden önce burada bir Saat Kulesi vardı. Bu kadar yüksek değildi. Sultan Abdülaziz Han zamanında 1561'den sonra yapılmıştı ama daha sonraki bir zamanda yıkılmış o. Ondan sonra da Abdülhamit Han başta olduğu zamanda memleketin birçok yerlerine yüzlerce Saat Kulesi yaptırdı. Bunların hepsini kendi kesesinden yaptırdı. 1552 tane hayrat eseri vardır 34 senelik hükümdarlığında. Birçok yerde liseler kurdurdu. Her köye bir cami, bir okul olacak kampanyasını yaptı ve bunun hepsini kendi kesesinden yürüttü. Torbalı bölgesinde, Tire Ovası'nda 18 köye sıradan aynı modelde avlusuna bir ilk mektep, yani Sıbyan Mektebi olan camiler yaptırdı. Okulla ibadethaneyi yan yana koyan Abdülhamit Han'dır. İşte buraya da insanların vaktin kıymetini bilmesi için, herkesin kolunda saat yok ki. Şimdi cep telefonunda saat var, ne bileyim birçok yerlerde televizyonlar haberleri verirken bir köşelerinde saat gösteriyorlar. Saatsiz bir anımız geçmiyor. Gene de üzerimizde 3-4 tane saat bulunduruyoruz. Her fert olarak da, evlerimizin her odasında. O zaman yok ki böyle bir şey. Zamanın kıymetini, el vaktün ek nakdün, hadis-i şerifte buyruluyor. Vakit nakit gibidir. Boşa giderse iflas edersin. Nakdini boşa götürürsen tığ teber şah-ı merdan kalırsın. 34 senede yaptırdığı eserlerin bedeli 577 milyon. 77 milyon altın. Evet. Cebinden 1552 tane eser. İşte o eserlerden birisi de bu. 33 metre yüksekliği var. 6 kat. Üzerinde bir saat. Saati de sarkaçlı, ağırlıklı sistemle çalışan bir saattir. Tabii şimdi bunların yanına daha başka türlü saatler konur mu? Konur ama
Bunu da böyle muhafaza etmekte bence fayda var. Şu anda da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yangın gözetleme için bu kuleyi herhalde zaman zaman kullanmakta. Şimdi daha başka şekilde böyle çeşitli kameralarla falan kullanılabiliyor saat. Abdülhamit Han bu saat ve işlerin düzene girmesi hususunu devlette de sağladı. Bütün devlet memurlarını saate itibar edecek hale getirdi. Devlet memurları tabii kendisi başa geldiğinde disiplinleri bayağı gitmiş vaziyetteydi. Ve birçok devlet memuru maaşını vaktinde alamadığı bahanesiyle maalesef Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da yabancı elçiliklerde de görev almışlardı. Hem devlette görevi var, hem yabancı elçilikte. Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Sarayda alınan bütün kararlar ertesi gün İngiliz elçiliğinin masasında. Böyle bir devlet idare edilebilir mi? Bunların hepsini birer birer ayıkladı. Yani devletin istihbaratını bir düzene koydu. Vay efendim, hafiyeler koydu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne hafiyesi, ne bilmem nesi kardeşim. Devlet tabii ki kendini koruyacak. Yani bir tüccar dahi, kendisi tüccar bile tutuyor, kendi dalında ticaret yapanların bazı bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Ya bu devlet idaresinde efendim? Birinde hadi sen o bilgiyi almasan, istihbari bilgiyi, ticarethanen iflas eder. Devletin iflası, devletin gideceği başka yer yok efendim. Her devletin bir yeri var, o da kendisi. Onun için Allah Teala devletimizi başkalarına muhtaç olmadan daima ayakta, dimdik işlerini yapar vaziyette, görevlerini ifa edecek şekilde yaşamasını ilelebet nasip etsin. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.